Emziren annelerdeki doğum kontrol yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Birçok anne emzirmenin yani süt vermenin bir koruma yöntemi olduğunu düşünür. Bu tamamen yanlıştır ve çok sayıda istenmeyen gebeliklere sebep olmaktadır. Loğusalık döneminin bitiminde doktor kontrolüne gittiğinizde sizi takip eden doktorunuz da size hangi doğum kontrol yönteminin daha uygun olduğu konusunda doktorunuzla tartışabilir ve bir karara bağlayabilirsiniz. Bilindiği üzere loğusalığın bitiminde yani yaklaşık olarak 42. günde yumurtlama geri döner. Bazen sürekli olarak emziren annelerde yumurtlama ilerleyen aylara kayabilir. Genel olarak emziren annelerde kullandığımız korunma yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Son yıllarda ülkemizde de bulunan ve sadece progesteron içeren mini haplar. Bunlar kesinlikle sütün kalite ve miktarını etkilemezler. Yine depo şeklinde progesteron içeren 3 aylık iğneler. Bunları da sık olarak kullanmaktayız ancak bunlar düzensiz kanamalara neden olabilir. Yine sık olarak uyguladığımız rahim içi araç uygulamalarıdır. Bunlar hormonlu ya da bakır içeren rahim içi araçlar olup hastanın kliniğine göre karar vermek en doğru olanıdır.